Muhammed'in ve alihi ve sahbihi ecmain. Allah Resulü'ne Muhammed'in salavat. Yarım saat bir şey yaparız. Çünkü bir yerde okuyayım. Kaçıncı sayfa? Defter 359. Bunu okuduğumu keseriz. Lemalar 137. Dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman. Çünkü dersin bitimine alakalı mütemmim bu. Yani hani dedik ya, mazi ve mustakbeli. Bak, mazi aynaya bakınca aynaya bakınca bedeni misaliler gözüktü. Yani mazi ve müstakbeli görüyor kim? An. Ve tamamlanıyordu. Onunla alakalı. Dünyanın sağ duvarı olan dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman, ikisi mağdum ve gayri mağdum oldukları halde mevcut. İkisi mağdum ve gayri mevcut oldukları halde birbiri içinde inikas edip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatlarını açarlar. Bak, inikas çok acayip. Üstad da burada mağdum gayri mevcut demiş. Mazi ve müstakbel. Mazarımızdan mı öyle demek istiyor? Değil mi? Onu söyleyecek. Fakat çok acayip. Hakikat hayale karışır. Mağdum bir dünyayı mevcut zannedersin. Mağdum. Mağdum ne abi yani? Bizim bu anladığımız mağdum değil herhalde. Yani ne? Yok. Mağdum? Biraz gidelim. Nokta nokta sayfalar var. Devam edelim. Cümleler var. O uzun olur diye. O dar dünyada bir musibetin tarikiyle kımıldansan, başına çok uzak zannettiğin duvara çarparsın, başındaki hayali uçurur. Şimdi bak, çok ilginç. Geçmiş ve gelecek zaman mağdum ve gayri mevcut. Geçmişe mağdum diyor, geleceğe gayri mevcut diyor. Çok tuhaf. Mevcut değil. Yani geçmiş zaman şimdi var mı? Hiç de gitmemiş. Bak ne diyor? Dünyanın sağ duvarı. Şimdi beraber gidelim. Hakikat ne demek? Andadır. Nefs-ül emirdedir. Alem-i şehadettedir. Hakikat denilir. Şu alem-i şehadet hakikattır. Ne demek? Suret değil midir? Yani hakikatin mertebesi yani. Yani haktır yani. Hayal falan değil. Mağdum demek, mağdum, geçmiş zaman, yani mağdum ne demekmiş? Geçmişte olanla, yaşayıp da geçmişe, şu anda mağdum, şu anda yok yani. Ama gelecek de sanki mağdum gibi oluyor, onu kullanmıyor. O gayri mevcut diyor. İşte onun farkına... Çünkü kullanılana mağdum denilir. Kullanılana mağdum denilir. Hmm. Kullanılan. Bak, kullanılana mağdum. Kullanılacak olanlara gayri mevcut. Bunlar lügata girecek. Osman'ın. Tamam. Şimdi hakikat nedir? Suret dahi olsa bu hayal değildi. Anda olan, nefsül emirde olan alem-i şehadettedir. Mağdum ise yaşanmış, kullanılmış geçmiş zaman, gayri mevcut ise kullanılacak olan gelecek zaman. Bunlar birbiri içinde inikas ediyormuş bak. Geçmiş geleceğe vurduğu zaman. Çok tuhafınıza geçecek şimdi. Bak şimdi. Allah var iken hiçbir şey yoktu.
Allah bu toprağı, taşı, hayvanı, sığırı, domuzu, yılanı, denizi, güneşi nasıl şey yaptı? Cenab-ı Hak celalini cemaliyle çarpıştırdı. Kemal denilen alem-i şehadet çıktı. Celal, cemal, geçmiş, gelecek gibi mi kullanacağız? He. Hangisi? Şimdi bak, Allah Resulü Kabe Kayseri'ne giderken bu fena şey, değişik oluyor. Çok tuhaf. Miraç'ta yazdım. Celal ile gitti diyor. Celal ile parmağını kaldırdı diyor. Bunu da diyor. Cemal ile indirdi diyor. Şakkı kamer meselesidir. Celal ile kaldırarak sema sayfasında bir mimi iki nun yaptı diyor. Bir elif yazdı böyle. Celal ile kalktı. Celal böyle vurma kırma diye anlamayın ya. Celal'de artık şey yok. Esbab yok ya. Yani çoğunluk da esbapsız zor. Miraç'ta celal ile gidiyor, cemal ile geliyor. Cemal ile geliyor. Alem-i şahadette kemal oluyor. Mesela şöyle düşün bak. Hazır kemal yani. Şimdi düşün. Cebinde para olursa, sağlığın, paran, kariyerin, ne bileyim, müzitin var. Yürüyüşün değişiyor. Arkadaşın değişiyor. Çevren değişiyor. Sen şimdi Kabe Kayseri'ne gideceksin. Mülk ve melekutunda gezeceksin. Tamam. Allah ile mülakiyi işte görüşeceksin. Geleceksin. Bedevilere kanaat edeceksin. Ve fiyakan değişmeyecek. Değil mi? Hocam biz azıcık bir şey öğreneceğim ben. Ve üç ayette başlıyor. Kurtlar başlıyor. Kurtlar oynamaya. Hadi canım öyle değil falan. Ben daha iyi bir şey biliyorum. Ve sana çok tuhaf değil mi o zaman? Şöyle düşündüğün zaman bak gidiyorsun geliyorsun. Sohbetinde bir tanesi işiyor. Mescitte işiyor. Ve değil mi ya? Dersi dinledi. Kalktı mescidin kenarını işiyor. Orada hiç celal vermemiş. Celal vermemiş. Orada hiç celal yok. Şimdi beni de hayal et de öyle bir adam bir şey yapsın. Hazreti Mehmet yapmış tabii. Hayal ediyorum da Hasan abi, hayal ediyorum. Ekmek. Zaten kelime de acayip. Hayal ediyorum. Hayal ediyorum. Gidiyorum. Şimdi bak, devam edeyim. Arkadaşlar, dünyayı niye baki zannettiriliyor, anladık mı? Madum gayri mevcut. Geçmiş kullanılmış. Gelecek kullanılacak. Bir çarpıştırılıyor Osman. Bu sefer mevcudun, şu mevcut, madun, gayri, şu anda mevcut ya, kanatları da açılıyor. Oo. Geçmiş var zannediyoruz. Çok acayip. Gelecek de var. Ve ucu bucağı olmayan hal alıyor. Şimdi alem-i şahadet. Bunu kim yapıyor? Bu tahayyülde oluyor. Ha, hayal ediyoruz değil mi? Evet. Bu iş orada oluyor. Yani faniye, beka, bekaya fani suret vermek, yani suretin şekil değil, ona dönüştürmek tahayyülün işi, hayalin işi. Bak, dünyanın sağ duvarı olan geçmiş zaman ve sol duvarı olan gelecek zaman ikisi madun ve gayri mevcut oldukları halde birbir içine inikas edip gayet kısa ve dar olan hazır zamanın kanatları açarlar fakat hakikat hayale karışır. Hakikat nedir? An merkezli düşünmek iken üçü birden düşünülünce an ortadan kalkıyor. Hayal oluyor bu sefer. Hani onlar tarikatçılar diyor, tasavvuf mesleğinde diyor, nefsin tazikinden, dayatmalarına kurtulmak için şu yöntemi kullanıyor. Ölüyor, ölür kabul ediyor. Öldüm, yıkandım, hayali. Kefenlendim, hayali bu. Tabuta kondum, götürülüyorlar, kabre girdim, hep böyle. Hakikati öyle değil. Biz hep anı mı düşünmeliyiz sen abi? Vasat olmamız için. Onu nihayetlendiriyor mu? Yani hatlandırıyor tabii. Peki bir daha söylüyorum, yani işin garip tarafı bunu hayal yapıyor da madum gayri mevcut.
öğreteyim, onu kullanmayayım. Geçmiş, gelecek. Bir çarpıştırılıyor, hayal yapıyor bunu. Şak diye, hani dedim ya, celal, cemal. Bir çarpıştırılıyor, kemal çıkıyor. Şimdi Allah bu taş toprağı nereden getirdi? Celal ile cemalini bir çarpıştırıyor, farklı renk çıkıyor. Bir tanesi dedi ki, nasıl olacak dedi. O zaman seni anlayacağım misafirim. Ampulü biliyoruz rengini. Kristale vur bakalım, 7 tane farklı renk çıkacak. Işık, cemal. Kristal, sert. Onu direnen, celal. Bir vurdu, 7 tane kemal çıktı. 7 renk. Güneşten tek renk çıkıyor arkadaşlar. Foton. Tek yer. Beyaz gibi gözüküyor. Ama zatında yani. Şimdi bunu kim yapıyor? Başındaki hayali uçurur. Yani hayali uçurur. De hayalin yeri neresidir Osman? Tahir. İşte bak başında gördün mü abi? Bak çizgi. Çizgiyi görüyor musun gönderdiğim şeyde? Başındaki hayali uçurur. Başındaki diyor. Hayal başında. Yani bir tane dese ki vicdanın hissindedir. His ya zanneder, his değildir. Arkasına düştüm hayali, latifedir. Kuvveya. Kuvveya hayaliye var ya, kuvve. Kuvveya akliye gibi güçtür yani. Oradan şuurludur, ne yaptığını bilir, vurur kurar kafanı böyle. Seni taşıdığı için güçlüdür. Kuvve-i hayaliye, hisse hayali demiyor. Kuvve-i hayaliye. Kuvve-i akliye, kuvve-i gadabiye. Yani abi burada hazırda mı durmalıyız yani? Ona gireceğiz. Yani hazırda durma. Hazır merkezli düşüneceksin. Yani hayal ise hazırdan çıkıyorsun. Mazi ve müstakbeli yaşıyorsun. Yani şöyle mi abi, şimdi ben bir şey... Ben bir cümleyi söyleyeyim, yani. Cümleyi söyleyeyim ondan sonra. Yani tasavvufla bizim hakikat ile hayali meslek arasında fark yok. Hayali oynayanlar... mesela filmi seyrediyor, nasıl zevk alıyor? Filmin içinde kendisini hissederse. Film içine ne kadar kendini koyarsan o kadar zevk alırsın. Tarikatta ve hayali meşrebi halde olmaz, hiç bulunamazlar. Böyle geçmiş ve geleceği ya gelecektedir, ya geçmiştedir veya ikisini cem edemez. Ya geçmiştedir ya gelir. Hakikat ehli, hakikat erbabı geçmişiyle geleceğe bakıp halde karar veriyor. Halde düşünüyor, halde hayal ediyor. Bir daha. Bu çok önemli, bunu ben de kaydedeceğim. Geçmişiyle geleceğe bakıyor, halde hayal ediyor. Yani ileriyi geriye bırak, şu andaki kabrine bak. Şu anda ne? Evet. Ona yani. Yani şöyle yapayım da, onu yazayım. Ben hayali oraya götürmek değil, onları buraya getirmek. Oradasın. Burada. Yani o hiç kimseyi bir yere götürmüyorsun. Burada oluyor. Burada surette bulunuyor yani. Ben şöyle yapayım da yazayım. Burada oldu. Burada kaydı. Bak şimdi yazıyorum. O geç. İlas'taki o mevzuyu okut, yaptınız mı, yazdınız mı? Hani hayale, İlas tarikat hayale tasavvur ediyorlar, tahayyül yıkanıyor, farz ediyor diyor ya. Bu da cami olduğu için fazla uzatmayın diye almadım onu. Ama bayağı bir hani yöntem veriyor orası. Ben şey, farklı şey yaparım. Tamam. Yani hani orada işte şu sorumuzun yani orada anlatıldığı için. Tamam peki orayı açar mısın sen? Ben bunu açtım ama bunu bir yazayım da geçmişiyle geleceğe bakıp halde hayal eder. Eder ki buna hakikat mesleği denir. Eğer yalnız geçmiş veya anda hayal eder dediniz mi? Gelecek ne dedim? Geçmiş ile geleceğe bakarak anda. Halde dedim. Halde mi dediniz? Ha, anda diyeyim. Tamam, ben onu dediysen sorayım. Ben. Anda. Ha. Eğer yalnız geçmiş veya gelecekte hayalen yaşarsa hayaliyun olur. Hayaliyun. İstersen o ihlas açar mısın? Açtım ben. Ben buna bak. Onu dedim. Aç. Sayfa 160 abi. Ha, dinliyorum. Ey hizmet kuru arkadaşlarım.
İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi rabıta-i mevttir. Evet, ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden tuğl-i emel olduğu gibi, riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran rabıta-i mevttir. Yani ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin destelerinden kurtulmaktır. Evet, ehl-i tarikat ve ehl-i hakikat, Kur'an-ı Hakim'in küllü zayikatun, küllü nefsin zayikatun mevt, inneke meyyutun ve innehu meyyutun gibi ayetlerinden aldığı derste, rabıta-i mevti süluklarında esas tutmuşlar. Tuğlu emelin menşei olan tevehhüm-i ebediyeti o rabıta ile izale etmişler. Onlar farazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor farz edip düşüne düşüne. Nerededir? Gelecekte şimdi. Düşüne nefs emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup görüyor musun tahayyül ve tasavvurda? Uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevaidi pek çoktur. Hadiste eksil... Ama nerede bak? Serbest bölgede oluyor bu. Tabii, tahayyül ve tasavvur. Ama yani kendi geleceklerine gidiyorlar. Evet. Eksiru zikru her gün lezzet evkema kal, yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz diye bu rabıtayı ders veriyor. Fakat mesleğimiz tarikat olmadı, belki hakikat olduğu için bu rabıtayı ehl-i tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapmaya mecbur değiliz. Çünkü farazi ve hayali olmuyor. Anda hayal olmuyor ya. Halde yaşa. Şu anda hayal değiliz. Hayal mi yapıyorsun, düşünüyorsun? Şu anda benimle konuşurken hayal mi düşünüyorsun? Düşünüyorsun. Ya ilimdir. Değil mi? Ya bahsettin. Yani şu anda konuşurken ama bak diyor bana bak. Kesin kama. Veya filme bakıyorsun. Anda çıktın. Hakikat ehli andadır. Pergeli andadır. Ayağı bir yerde. Basması lazım. Zaten diyeceğim şimdi. Ha, söyle. Bak ne dedik? Mecbur dedi. Sen meslek hakikate uygun gelmiyor. Belki akıbeti düşünmek suretinde. Akıbeti. Akıbeti düşünmek suretinde. Düşünüyor. Zamanı hazıra getirmek değil. Bu tarikatın yaptığı. Akıbeti düşünmek suretinde. Müstakbeli zamanı hazıra getirmek değil abi, değil, tersi dedi. Bak. Değil, bak müstakbeli zamanı hazıra getirmek değil diyor. Belki hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Tersi olur. Neyi ya? Fikren. Fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Çünkü neyle yapmış? O zaman tersi oldu değil mi? Nesi ters oldu? Mazi ile geleceğe bakıp anda yaşıyor. Öyle cümle yazdık ya. Tamam, onu biz hakikat yapıyor dedik ama üstad dedi ki onu tarikat yapıyor, öyle yapma dedi. Müstakbeli zamanı hazıra getirme dedi. Ama ne yaptı? Hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır dedi. Bir de oku orayı. Şimdi hem meslek hakikate uygun gelmiyor, farazi hayal yapma mecbur değiliz. Uygun gelmiyor. Belki akıbeti düşünmek suretinde müstakbeli zamanı hazıra getirmek değil. Orayı bunu getirmek değil. Değil. Ha, getirmiyorsun. Çünkü daha gelmemiş. Belki hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fikren gitmek. Nazaran bakmaktır. Hiç hayale, faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevkini gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse asrın ölümünü görür. Daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünde müşahede eder, ilhas etmeye yol açar. He, o zaten ölüm hayal değil ama hayal yapmıyor demek. Fikret, bak şimdi. İkisi arasında fark şu. Birisi fikren, birisi hayalen yapıyor. Ama şu. Fikren dedi o zaman. Niye fikren dedi? Hiç hayale gerek yok. Niye olmuş? Hayale gerek yok. Niçin? Bak şimdi. Mazi ile istikbale bakıyor. Mazi ile üstü. İstikbale bakıyor. Fikir neydi? Fikir tasavvurdaydı. Tamam mı? Mazi ve müstakbel tahayyüldeydi. Fikir tasavvurda dedik mi? Tahakkülde. Tahakkülde tabi. Orada düşünce. Mazi ile istikbale. Mazi ile istikbale bakıyor. Hal diye şey yapıyor. Ondan sonra fikren bakmak. Fikir neredeydi? Tahakkülde. Değildi. O zaman eğer şeylerinki gibi ise tasavvufçular nasıl yaptı?
Tahayyül tasavvurda... Tahayyül ve tasavvurda kaldı. Serbest bölgede kaldı. Akla çıkmadı. Fikre, onun çerçevesini böyle böyle abuk subuk şeyleri şey yapmıyor, düşünmüyor. Bu işi... Peki niye söylüyor biliyor musun? Şeyhini uçurunca, kendisi de uçacak ya, sıratta geçirdiği bilmem ne yapacak. Bunlar hep tahayyül tasavvurdur. Onlar demiyor da içinde ya. Hani acayip acayip şeyler, makamlar veriliyor ya. Neyle veriliyor? Cennetler acayip, adamlar acayip. Şialarla itikadı var ya. Ayetullahlar haşir meydanında, sırat köprüsünde duracak. Şiilere, kendisine tabi olanlar cennete duracak, yerlerine hepsini onaylamayacak. Öyle adam hayal ediyor. Bu nedir? Tahayyül tasavvurdur. Serbest bölgedir. Bizim fark nedir? Fikre yaşamak. Biz onu akıl çerçevesinde taakkule taşıyoruz. Sonra bir ilerisi ilim oluyor. İlim de hepsinde denenmiş olacak, deneylenmiş olacak ki ilim değil bu. Fikir bu. Hakikatin başladığı yerdir fikir. Hakikatin başladığı yer. Öyle desek, hayal daha çok anda, hani fikir zamanın ötesine daha çok çıkabiliyor. Şu bak, hayalde yaşayanlar anda değil yani. Hayal anda olmuyor. Bak, biz buna dedik ki bak, mazi ile istikbale bakıp anda onları fikren şöyle, şöyle olur mu abi, hayal ya geçmiş gelecek ya da anda durabiliyor. Duramaz anda. Önüne bakan fikir oluyor. Fikir oluyor. Anda duran fikir oluyor. Yani anda ya da geçmişe ile geleceğe de gidebiliyor. Gider ama geçmiş ve geleceği anda tutandır fikir. Yani bütününden ihata edebilen evet. Fikirle bakabiliyor. Evet. Geçmiş ve geleceği anda tutuyor fikir. Çünkü bütün şahsının mevcini görüyor, kendi ağacının meyvesini görmek demek, geçmiş geleceğe anı birden ihata etmek demek. Onda fikir veriliyor. Daha bak geçmiş ve geleceği anda tutan yani demin yazdığımızı tasvir etmemiz lazım. Sanki. Yok şöyle bir şöyle ekleyebilir miyim? Yani bak şimdi zahirde bak işte. Geçmiş ile geleceğe bakar halde hayal eder ki buna hakikat mesleği denir. Aynı zahirde katı görüyor işte. Bir de okuyayım. Geçmişi ile geleceğe bakar halde hayal eder ki buna hakikat mesleğiydi. Hayal eder demeyecekti. Fikredecek. Şu cümle şey belki hakikat noktasında zaman hazırdan istikbale fikren gitmek nazara bakmaktır. Cümle bu şimdi. Tamam. Bundan kısaca bir şey çıkmamak lazım. O zaman tamam. Ben bunu siliyorum. Biraz ona uymuyor o iş. Tamam. İkisini fark edip halde. Evet evet uymuyor. Cümle yazın şey yapamadık. Kuramadık. O zaman şimdi hakikat mesleğini yazıyorum şey, Osman. Tamam, buradaki ifadeyi şu, geçmişi ve geleceği anda tutan fikirdir. Geçmişi ve geleceği... Şöyle desek... Nasıl geçiyor? Bak bir dakika. Hakikat noktasında zaman hazırdan istikbali fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Yani sanki gidiyor ve halde birden bakıyor gene. Yani istikbale gidiyor. Gidiyor. Orada... Hani şu misalde dediği gibi, bütün kendi kısa ömür ağacının tek meyvesi kendi cenazesine bakabilir demek, ağacı bütün görüyor yani. Ama gidiyor oradan bütüne bakıyor. Meyveden geriye bakıyor, ağaça. Yani ama bir gidiyor, oradan bütüne bakıyor. Bütüne bakıyor. Öbürüsü gidiyor, o gelecek zamanda kalıyor bütüne. Orada kalmıyor, bakamıyor. Biraz şey açar. Orada kalıyor. Evet. Bu fikre gittiği yerden, yani gelecekten... Geçmiş ya anla hepsine birden bakıyor. Mesela 3 zamana bakıyor. Ona fikren bakıyor. Tefekkür olur. Aslında bu şeyde olur mu hani mesleğinde diyor ya o endam aynı skor. Bu geçmişte, gelecekte aslında aynı yer. Aynı. Evvelle ahire bakıp zahir şöyle bir şey. Diyor ya hani dedik ya tahayyül tasavvurda kalma, taakkule geç diyor ya. Bu geç demek, bunu kullanma demek değil. Zaman hazırdan istikbale gitmeyi gene tahayyül tasavvuru kullanıp oradan fikre geçip fikirde hepsine birden bakmak istiyor gibi. Evet. Öyle olsa hakikat mesleği. Evet hakikat mesleği o. Hakikat mesleği 3 zamanı birden olmaz hakikat olmaz. Onu da fikirle yapacak ama oraya bir gitmesi gerekiyor yine. Zaten ona fikre geçmesi tabii gerekiyor. Tabii zaten mesela diyelim ki taakkule gitti. Şuraya gitti. Sadece kabirdeki o anı düşünmekle fikir burada kalmıyor. Nereye gitti?
geçip aynen. Bütün ağaca, bütün ağacın meyvesini fikirle görebiliyor. Birinde mesela. Tarikat ne yapıyor? Kabirde girdim, yıkandım, melekler geldi, tabutu işte şeyimi hissediyorum, tahtayı görüyorum bile. İstikbali kullanıyorum. Evet. Şov. Şimdi fikir burada mı? Evet. Bu ikisini kullanıp buraya gelmiş. Burada mihenklere vurmuş. Tasavvufta ise burada kalmış. O da gitmiş fikren ama herhalde burada kalmış. İstikbale gitmiş, şey yapmış. Anı oradadır. Anı kaldırmış. Metupa. Yani gitmiş adam, hayale yıkanıyor. Tamam oyun. Halo. Ama bu ise, evet hayale yapıyor, istikbale gidiyor fikir. Ama oradan geçmiş hali de üç zamanı birden bakıyor. Sırf geleceği yaşamıyor. Gelecekteki anı yaşamıyor, bütünlüğüne bakıyor. Bütünlüğüne bakıyor. Fikren onda. Bir de zaten fikir demek, fikir burada. Üç zamanı dalması lazım, geçmiş gelecek. Fikir ya, çünkü mazi ile istikbale bakıp halde düşünmektir ya. Evet. Halde tutmaktır. Halde durmak işte fikir. Mesela bunun adına, mesela dese ki, şunun hakkında fikrim nedir? Ya biz mektepte okurken, bak mazi. Şimdi bir bakayım, halde karar veriyor. Ne ile? Geçmişiyle de karar veriyor bunu. Bunun hakkında bilgi yok mu? Geçmiş. Ama tasavvufta şu, yıkanıyor, kefenleniyor, orada durdu, orada hala gelmedi. Fikre bakmıyor. Hayalen orada. Biri ölüyor, biri mert oluyor. Yani tamam, hayalen nerede o orada? Ama bu ne yapıyor? Hayalen geçiyor, geleceğe geçiyor, fikre bakıyor. Hani hayali geçmede kullanıyor, karar vermeyi fikir yapıyor. Fikren sanki gitmede... Hayalen şey, fikirle mi yapıyor? Yani fikren diyor, biraz evet. Zorlamış oluyor. Fikir şurası demek. Demek ki şifre, fikir burada. Farazi tasavvur olabilir abi. Hayali ve farazi bir şekilde kendilerini ölmüş kabul ediyorlar diyor ya. Şimdi fikri sabit olarak anlayacağımız şeydir. İstikbali halde yaşamak. İstikbali halde. Orada net öyle diyor. Geleceğe gidip haldeki durumun hakikat. Çünkü fikir deyince akıldan kopmuyoruz. Akıl var. Şimdi biz buradan belki şey gelir ve okuyayım burayı. Hakikat andadır, nefs-i emirdedir, alem-i şehadettedir. Madum geçmiş zamandır, gayri mevcut ise gelecek zaman bunların birbiri içinde inikas ediyor. Başındaki hayali uçurur. Hayal tahayyül de başında diyor. Kullanılan madum, kullanılacak olanlar gayri mevcut. Biraz da gideyim. Lemalar 163'te. Ha bak orası bak. Orayı almışım ya. Onlar farazi ve hayali bir surette kendini ölmüş, tasavvur ve tahayyül edip yıkanıyor. Bak iki tanesi. Farazi tasavvurdur. Farazi tasavvurdur. Evet. Hayali ise tahayyüldür. Fikir ise tasavvurdur. Üstahakulde. Yalnız fikir yok onlarda. Kaçın sayfada simdetler var? 359. Burada almışım zaten onu. Zahir yok bunlarda işte. Budur mu? Ondan sonra bir daha anlatayım. Bak diyor ki, onlar farazi ve hayali. Bir surette kendini ölmüş, ne yapıyorlarmış? Zaten söylüyor bunu. Şöyle yapayım. Daha güzel gözüksün. Şunu alır mısın Yasin şunu? O metinle uyuştur tamam ben. Tamam, aynı işte şimdi bir çıkartma. Ha, bir de hayal geçmişe, geleceğe, öbürsü geçmişe, ahir, evet, sahip işte. Bakalım. Yani ana metinde. Ana metinde yapayım bak. Meskeleri bu evde aynası. Yani gözle gözüksün daha iyi anlaşılacağına inanıyorum. Onlar
farazi ve hayali. Bir sürede kendilerini ölmüş. Ölmüş. Çıkar gider. Sonra fikirle çıkar gider. Tasavvur gidiyor. Bak burada kullanıyor bak. Tasavvur ve tahayyül. Defter kaçıncı sayfası? 359 mu dediniz? O bizde boş altı. Öyle mi? Boş. Ha, o zaman ben sonra yazmışım gece. Ve yıkanıyor. Anladım şimdi defteri. Ha. Şey olsaydı. Ha, defteri göndermemişim. Hı. Bak şimdi burada söylüyor sevgili kardeşler. Nasıl söylüyor? Bu onların durumunu anlatıyor Osman. Göster, buraya bakar mısın? Tamam. Oraya bakarsın. Tamam mı? Bak, farazi ve hayali. Kullandığına bak. Tamam. Şimdi şu şunu. Farazi tasavvura, tahayyüle. Tamam, onda ihtilaf yok. Tamam, bunlar mesleği bu. Tamam. Peki biz bunu tanıyoruz. Bu adamı tanıdık. Bize yabancı gelmedi. Aşağıda da şey vardı. Akıbeti düşünmek suretinde müstakbeli zaman hazıra getirmek şeklindeymiş bu. He, onlar önce tasavvur akıbeti düşünmek suretinde o tasavvura bakıyor. Müstakbeli zaman hazıra getirmek değil diyor. O da tahayyüle bakıyor Allah'ın. O ikisinde söyle. Akıbeti düşünmek suretinde düşünmek suretinde bu tasavvura bakıyor. Evet, suretinde müstakbeli niye burada zaman hazıra getirmek? Niye burada sırayı bozdun? Mesela tahayyüle tasavvurda mesela lazım. Hazıra getirmek değil diyor. Birisi üstteki tahayyül, alttaki şey üstteki tasavvur, alttaki tahayyül oldu şimdi. Hasan abi. Evet. Şu an üstteki düşünmek ok çekin abi. Ha tamam. Müstakbeli zaman hazıra getirmek de tahayyül. Tahayyül olacak. Getirir getirmek. Düşünmek. Bu. Evet, düşünmek tasavvur. Tabii tasavvur. Tasavvur. Düşündüğünü hayal edersen. Yani getir. Ehli tarikat bu iki yöntemi kullanıyor. Tahayyül ve tasavvur yöntemi. Bak parantez açıyorum. Tasavvur. Ok çekin karşısında abi. Orada. Şunu yaptım. Buraya getirmek. Tahayyül. Gelecek mi bunlar? Ha, şimdi burada olan ilginç tarafı şu. Bu bizi neye hatırlattı? Serbest bölge. Burası da taakkul. Akıl. Bunun alt veri tabanı da fikir. Tefekkür. Burası da tasdik, ilim, burası izan, imtisal, burası serbest bölge. Şimdi tarikat, farazi hayal. Onlar ne yapıyor? Şu ikisindedir. Nerededir? Serbest bölgede. Tahayyül tasavvur. Orada kalmış.
Bu peki burada kaldığın zaman insandaki hayatı nasıl oluyor? Bunu itikat zannediyor ya. Evet. Hususi dünya. Hususi dünyasında yürüyor. Peki emin de şey de onu da yazayım. Bu mesela dördüncü düsturun başında diyor ki zaten şey diyelim. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarında ve faziletlerinizi kendilerinizde tasavvur edip diyor. He. Şimdi tehlike neydi avamın? Osman? İtikadını tarih ve tasavvur zanneder. Bu düşüncesini, buradaki düşünceleri bunu zanneder. Yani insanın sistemini bozmasının sebebi serbest buraya itikat itikadı bunu zannetmek. Çünkü buraya geçmemiş, fikri geçmemiş. Fikir seni geleceğe taşıyor. Geleceğe taşıyor demek, bunu zaten bunu taşıyorsun. Fikre bindiriyorsun bunları. Yani fikir de zaten bir, bu, demiştim böyle bir kamyondu, üstüne biniyorsun. Fikre biniyorsun, tefekküre biniyorsun. Fikirle taşınmak. Fikir seni taşıyor. Fikir yani. Yoldur diyorduk. He, fikir yoldur, yol. Fikir. Şimdi neyi taşıyorsun? Bu direkt fikir olmaz ki. Bunu yoksa, düşünce yoksa fikir mi olur? Bu burada kaldı tasavvuf. Sen buraya geçmişsin. Buraya geçince fikre bakmaktır. Fikre bakınca üç zamana dalmışsın yani. Çünkü arkasız ön taraf var mı? Gitmişsin bir yere, geldiğin yer bir yer de var yani. Ehli hakikat de oku. Yani tefekkür şeklinde yani. Tefekkür mesleği olmadığı için onlarda. Tefekkür yapmadığı için. Yapmadığı için. Tefekkürlü değil. Çünkü hayal, peki tefekkür yapmayınca ne olur? Düşünce oluyor. Kontrolsüz oluyor, kontrolsüz. Haletler, coşmalar, taşkınlıklar oluyor burada. Yani ne peki, alameti ne olur? Ölüm korkuları dehşet verir. Yani Allahsız düşünmek ölümü, Allahsız mezarı düşünmek, yani fikret, fikirsiz yani. Merhametsiz, yani merhamet ilahiyesiz düşünmek. Hep bu şeye yüklüyor. Mesela ölüm korkusu, ölüm şeyleri buraya gelememekten, buradaki düşünceye, burada düşünce vardı. Düşünce hemen yazayım istersen ki, o da şey olur. Burada ne vardı? Tahayyül. Tasavvur vardı bir de. Tefekkür olsa korkmaz zaten ya. Tefekkür olsa niye korksun ki? Arkadaşlar burada ne vardı? Düşünme vardı. Böyle yaptırdı. Zanlar vardı. Şüpheler vardı. Hep düşündüm mesela. Elakka dokundu ya. Şüpheler. Şu. Bunun tersini düşünsek mesela. Şimdi fikren niye üstad şunu demedi de deseydi ki yani rabıta elmek nasıl olur 50 dakikada? Tefekkür edin, oturun. Bak öleceksiniz, işte ölüm var, işte ölüm ağacının şeyi değil. Ama burada bir şey kullandı, farklı bir şey var. Normalde ne derecekti? Ekürüz biz kardeşim, öyle hayatından olmaz. Direkt tefekkür edin, ölümü tefekkür edin, konuşun, işte dersini yapın. Ama demiyor. Ama burada üstad da şöyle diyor, hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fikren git diyor. Bir gönderme yapıyor. Evet. Bak fikir yoldur. Hayal değil o zaman. Ha? Hayal değil o zaman. İşte evet. Çünkü hayalin için değil, taakkülü kullanmışsın. Yani bence soru burada. Altını da kullanıyor mu? Nasıl kullanıyorsa kullanıyor, almıyor mu? Eğer buraya gelen busuz olur mu? Bu burada kaldı. Burada değil ki. Yani bu buradan bakıyor olaya. Bir de buradan bakıyor. Demek var mı artık fikren? Fikren buraya geçtikten sonra bu adam tahayyül ve hayalini de kullanıyor. Denilmeye gerek yok ki zaten geçmişsin. Üniversite diplomasını varsa adamın elinde ilkokul diploması ister misin? Taması yok ki. Devamını tasavvur, şey yaptınız mı defterinizde ha? Yazdınız mı? Tasavvur. Yok bu bilindiği için ben bunu yazmadım. Defterde devamını yazdınız bir şey. Bu metnin devamını. Yok dedim orada konuşuruz dedim bir şey. Okusana arkadaşlar devamını doldurdun mu? Tasavvur kullan ya. Ben tasavvur. Şöyle yaptım. Tekrar okuyayım. Bak ben şöyle yaptım. Niye yaptım? Şurayı göstermek istedim. Tamam. Yani bizim hakikat mesleğinde burayı. Bunu görüyor musunuz? Tanıdık geldi mi dedim ikisini de. Serbest bölgelerde daha o. Hmm. İşte fikir yoldu.
fikren gidince, gittin. Ben şimdi, sen şimdiki Başakşehir'den geldin. Başakşehir'in yani aleminde yok olmadı ki. Mesela ya bu nasıl buldun dediğim zaman Küçükçekmece'yi. Sen nereye göre kıyas edeceksin? Geldiğin memleketine göre yapacaksın. Yani fikren geçmişse fikir yoldur, fikir netice değildir. Bunun üzerine yürüyen adam neyle yürümüş? Tefekkürle yürümüş. Peki neyi kullandı? Bunları kullandı. Bak fikren gitmektir. Neyle? Düşünmeyi hayale götürüyorsun. Mazinden kopmuyorsun. Bunu da yazsanız abi. O hakikat noktasında da bir şey yapalım isterseniz. Ne yazayım? Zamanı hazırdan, hakikat noktasındaki mevzu ne? Zamanı hazırdan istikbale iki tane şey var onda. Fikren gitmek, nazaran bakmak. Söyle bir de. Hakikat noktasında deyin abi. Hani o bizim mevzu olduğu için. Hakikat noktasında nasıl? Hakikat. Noktası noktalı virgül yapın abi. Alta şimdi şey yazalım. Zamanı hazırdan istikbale. Evet. Ok çekin abi. Yani ben öyle anladım diye değiştiriyoruz. Fikren gitmek bir. İkincisi de nazaran bakmak. Nazara ne? Şimdi bakalım işte. Cümle bu şimdi. Üstteki şuydu abi. Siyahla yazdığımız var mı ki? Aynı cümle. Akıbeti düşünmek suretinde müstakbali zaman hazır getirmek değil. Hakikat noktasında zaman hazırdan istikbale fikren gitmek, nazara bakmaktır. Bir cümle. Bitti yani. Bundan sonrası da evet hiç hayale parada uzun kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevzini gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse asrın ölümünü de görür. Daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de görür. Peki, fark ne oldu? Fark şu oldu kısacası. Hususi dünya, umumi dünya zannediyor. Bu hususi dünyadır. Fikir, umumi dünya. Fikir, edile-i şiri. Burada şiriyat var. İlim var, akıl var. Şatak baktı. Akıl var. Vahiy var. Vahiy kime muhatap olur? Akla. Vahiy var. Vahiy çerçevesinde, vahiy yöntemiyle bakıyor. Burada vahiy var akılda. Bunu kaçırma. Anladın mı? Sen hep diyorsun. Fark, şimdi söylüyorum. Üstad, fark. Ölüm değildir, şey değildir, değil. Birisi, hususi dünya, hususi böyledir. Dünyasını umumi dünya zannetmesi. İkincisi, akıl olduğu için biz de şey diyor kardeşlerimize tasavvur vahyi ile bakar. Fark şu, bakar. 25. sözde şu misal var. Gemiye dalıyor, gözü kapalı. Eline bir kere var, bir çubuk, bir şey denk geliyor. Der ki bu gemi hep bununla dolu, yuvarlak çubuk. Ötekisi lambayla bakıyor. Her tarafına nazar ettiği için bir tanesi işte kendi alemiyle ayete vesaire bakar. Ötekisi Kur'an'ın nazarıyla bakar. Burada vahiy var. Osman. Evet. Birincisi hususi dünyası, umumi dünyası zannediyor. İkincisi ise fikir söylediği için taakkuldedir. Vahiyye muhataptır. Vahiyyle bakıyor. Şöyle bir önemi oldu. Tahayyülü ve tasavvuru artı taakkulü nasıl kullanacağız, ehl-i hakikat nasıl kullanır, tarikat nasıl kullanır? Evet, vahiy yok orada. Bir çok ciddi bir yeri burası, yani uygulanmış bir yeri. Evet, 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 aynen abi. Üstad mezara... Yani, mesela öbür türlü belki baksak şöyle olacak. Söyle abi. Bir önceki aynen. Şeyde tahayyül çok böyle esasmış gibi geliyor.
idi. Bu biraz kesti şimdi. Burada çünkü tasavvuru ön plana koydu değil mi? İlk de baş dersin başındaki o işte elma kendini seyretmek falan deyince tahayyül aldı başını gidiyordu. Şimdi biraz değişti hafiften. Hala duruyor. Bu kullanıyorsun da. Hakim şey, değil. Ha, bir şey değişti. Biraz. Hakim değil. Benim alemde öyle oldu yani. Biraz tasavvur biraz daha şey mi oldu? Kesifleşti mi biraz daha? Tasavvur taakkule geçti taşındı. Usta hakikat mesleğine taşıdı mevzuyu. Hakikat mesleği neydi? Kendi hususi dünyasını, nur dünyasını zannetmiyor. Ne yapıyor? Fikir yoldur, yöntemdir. Tefekkür de gidendir. Al bak, bir yol düşün dağda. Dağ, yol açıldı. O yolun adı şeydir, fikirdir. Fikir yoldur. Giden kimdir? Tefekkürdür. Alınan başka şey. O zaman belki Allah-u Alem, üstadın hep hayalen gittiğim, gördüğüm, ettiğim kısımlarda hep üstad hayalde ve tasavvurunda kalmayıp hayali kullandığı yerde kesin taakkulünü götürmüş oraya. Öyle göreceğiz Allah-u Alem. Yani demek ki yol nedir? Yol fikirdir. Araba nedir? Yani, tefekkürdür. Yüklenen malzeme sana verilir. Ayetleri yaşamış o zaman biliyorsunuz. Yani, evet, hayalen gittim, gördüm deyince Allah-u Alem tahakkülünü de götürüyor, orada çalıştırtıyor, o zaman hani eller kat oluyor. Orada çalıştırıyor. Öbür türlü olsaydı tahayyülde kalacaktı, o aklı orada çalıştırıyor. Zaten yetmeyecekti. Aklı orada çalıştırıyor. Evet. Ama neyle? Vahiy var. Vahiy. Onu da götürmesi farkı oluyor o zaman. Evet. Neyse hani bunu konuşunca da hayale hiç gerek yok değil. Çünkü niye? Diğer yerlerde bakıyoruz, usta çok fazla şekilde hayali kullanıyor. Şimdi burada diyor ya, farazi ve hayali bir surete gerek yok deyince sanki at kesat gibi de değil yani. Bir niye? Diğer yerler tersi. Sırf o hakim, hayal hakim ise olmuyor. Tasavvuf gibi oluyor. Aha. Ama hayal neydi? Daha önceki dersimizde sabahki dersimizde hayal, mazi ve müstakbel hali üçünü birden seni yaşatan şeydir. Ha, böyle bir sistem. Ama oraya hakim olmak, orayı anlamlandırmak, orayı bir meşale yapmak o tahakkul. Fikren gitmek olacak o zaman bizim. Fikren. Hayalü fikren gideceğiz. Yukarıya atabiliyorsun sen. Ha, Allah-u Alem şimdi o hayal olan yerlere üstada tahakkulünde götürmüş mü? Götürmüş. Hep göreceğiz yani. Evet, götürmüş. Şimdi bunu mesela bu dersten sonra bakarsan. Hakikat olur. Mesela sen yani giriyor, ama. Giriyor ama tefekküre basıyor gözünü. Tahayyülde götürüyor, gidiyor oraya. Yani tahayyülde gidiyor, fikrini de götürüyor. Engiymiş oluyor. Veriyor. Fikren baktığı zaman hakikata düşer. Şeyde bir tabir vardı abi ya. Diyor ki maddeten gökteki bulutları diyor tahayyül eden bir insan mest olarak diyor mecazi olarak diyor hakikati tasavvur eder diyor. Maşallah. Yani sanki buradan hayalden tasavvura geçerken hakikatin mecaz olarak hakikat o mertebede değil mi Osman abi? Ha? Mesela şeyde de Mehmet abi dedi hakikat tahayyül ve tasavvurdan taakkule geçiş aşaması hakikat mı oluyor? Şimdi biz beraber olursa Osman sen hakikaten. Birinci derste dedin ki alem-i misal nerededir? Evet. Alem-i misal daire ilimdedir. Alem-i misal gel arkadaşım. Şöyle sağ ha. Daire ilim neydi? Lef-i mahfuz'un defteriydi. Dur bir onu yazayım abi ya. Ha. Lef-i mahfuz asıldır. Lef-i mahfuz'un dairesi daire ilimdir. Arşın dairesi daire hayattır. Yaz. Lef-i mahfuz'un dairesi daire ilimdir. Tamam. Arşın dairesi ise şu şöyle yapayım. Arşın dairesi daire hayattır. Lef-i mahfuzun dairesi ise daire ilimdir. Lef-i misali nerede? Orada bir yerde vardı. Lef-i misali de şeydedir. Ve şuradadır. Onu da sana göstereyim. Lef-i misali nerede? Bakayım yazayım. Ha şurada. Nerede? Daire hayatta. Yani lef-i misali. Onu da yazalım. Çünkü bunu bir parçası evet. Sayılır. Evet. Lef-i misali de daire hayattadır. O neyi? O arşındı değil mi? Evet. Arşın dairesi. Arşın dairesidir. Daire. Hatırlarsın işte. Bu yazıyı da biliyorsun. Oturmadım. Daha onları pek konuşmayınca böyle biraz... Tabii. Şey. Arşın dairesi olan daire-i hayat. Şimdi bak ne oluyor?
tahayyül ve tasavvurla ettiğin zaman taakkule daha geçmemişsin. Taakkul, lef-i mahfuzda değilsin. Daha ilerlesin. Ama hayal, hayalin yaptığını akıl yapamaz. Mesela baltanın yaptığını, iğnenin yaptığını balta yapamaz. Hangisi büyüktür dermez. Çünkü yani birbirine kıyas edip, aa basitmiş ya ben de onu çok şey zannedip öyle demek biraz cahillik alameti olur. Tamam mı? Mesela hayal nerede ha? Hayal, sen taşınıyorsun. Ceset hariç, hepsini taşıyorsun. Oradaki olaya, gittin oraya, git memlekete gittin. İngilizce yok, bir şey yok, tanımadın, ne yapacaksın? Aklını kullanacaksın değil mi? Kıyas edeceksin Türkiye'dekiyle. Restoran yazıyor, ha restoran, burada yemek yeniyormuş. Orada tasavvuf, tasarruf etmek vahiy ile mümür. Şimdi ustad hayal elalem misala gitti. Bir sürü şeyler getirdi buraya. Hayal diyor ki ben seni götürürüm arkadaş. Ceset hariç her şeyini götürüyor. Ben götürüyorum seni. Onu hazır ediyor. Sizi hazır görüyorum diyor Hafız Ali abiye. Sizinle görüşmek istediğim zaman diyor, hayale sizi hazır ediyorum. Yani o adamları buraya getirebiliyorsun. Çok da tuhaftır. Hayalin bir özelliği de var. Sen taşınmıyorsun. Mehmet kardeşi ben buraya hayal ederim. Soframa da hayal ederim. Cesedi yok, her şeyi var kesinlikle. Hepsi var. Aynı varmış gibi tesir eder bana, hissederim. Cinsellik zaten böyle oluyor. Hani hayal böyle bir tuhaftır. Hazır zamanda seni çıkartıyor, kanatlarını açıyor hayal. Yani mazi ve mustakbeli halde yaşıyor. Yoksa Hacer-i Resvet'te secdeni koydurur diyor hapisteyken. Ha, ama niye şaşırdık? Akıl şey, akıl da vahiy ile bakıyor şu sisteme. Eğer vahiy hakim olmasa şu serbest bölge, hususi dünyası tasavvufçuların gibi umumi dünya zannedecek. Umumi yapan nedir? Fikir yoluyla burada akıl çerçevesinde vahiyin şey olması. Adam şimdi geleceğe gitti. Yıkanıyorum, kefenlendim, kabre girdim. Durdum orada. Fikre bakmıyor. Fark o. Hakikat noktasında ise zaman hazırda istikbale fikren gitmek, nazaran bakmak. Ama neyle nazaran? O nazarlar var ya, vahiy şeyleri. Vahiyle bakmak, nazaran. Tabii zaten oturmak demeye gerek yok ya. Bunu, o zaman cümle altus olur ya, her şey değer mertebe anlatılır mı? Yani fikir yoluyla gittim çünkü diyor orada taakkuldur, akıldır, akılda tefekkür vardır, vahiy vardır. Ne olacak? Allak bullak olur. Sen o arkasını, sen de onu okuyoruz. Mesela gelecekte taahhüt bitecek, taahhütü bir ders işlerken orada kullanacağız. Yoksa böyle detay konuşmayacağız ki. Yani fikri konuşmuştuk kardeşim, fikir yoldur. Akıl neydi? Vahiy ile akıldır, yoksa akıl değildir. Ha, burada vahiy hakim. Burada hakim değil vahiy. Serbest bu. Ama atıyor buraya. Buraya serbest bölge melekler de atıyor ama hani bütünsellik olarak ayrışmamış. Her şey mertebede bulunabiliyor. Peki hangisi kaliteli? Hiçbirisi kıyas edilemez birbirine. Yani kendi yerinde şey yok. Çok, çünkü baltanın yaptığını, iğneni yaptığını balta yapamaz. Hayal bambaşka bir şey. Tasavvur da bambaşka bir şey. Taakkul da hepten başka bir şey. Tasdik yoksa ilim yok. Şimdi bunlar yaptı. İzanı yoksa kalbe nasıl yapacaksın? Eylem yoksa ne işine yarayacak? İltizam, eylem. Zaten aynısını oluyor. Külli dalacaksın. Külli işte bu. Külli dalmak. Mesela sen dedin ya, hayal ne işimize yarıyor, alem-i salın şey. Çıkarttın, nasıl anlarsın? Alem-i sal, şecere şirket olmasa, geçsek ne olur, geçmesek ne olur? Cevap neyle cevap verdik? Sende hayal çıksa ne oluyorsan öyle olur. Hayata külli bir şekilde bakmak. O tabii ya. Vahiylerle. Acayip. Hepsi tanıdıkça dehşet alıyoruz. Niye? Şimdiye kadar külliyatta şöyle geçtik. Hayal işte, tahayyül ettim, fikrettim, bilmem ne yaptım. Tamam. Risale-i Nur sehli mümtenidir. Zahire baktığın zaman anlaşılmak, verilmek istenen mana veriliyor. Bu sehildir. Kolaydır, zor değildir. Risale-i Nur neyi vermek istiyor? Aynı zahirini okuyan, lugatsız okuyana da verir. Bu manayı verir. Ama Allah Allah, bu neyin nesidir? İnsanda ve kainata karşılığı nedir deyince mümteni oluyor.
sehli mümteni. Çok kolay olan zor. Çok kolay olan zor. Bak, çok kolay olan zor. Ha, baktığın zaman tabii ki ne demek yani hayalen biz tasavvuf gibi değiliz falan. Ne anlatıldı? Kaba taslak. Hocam bugüne kadar hep anlıyorduk. Hep anlıyorduk. Şimdi ne oldu anlaşılmaz oldu? Karıştı. Anlamadığımızı anlamaya. Evet. Şimdi yok. Enfusi. Suretten her şeyin sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati var. Mahiyeti var. Şimdi sureti bu. Eski tasavvuf böyle yapar. Biz de böyle düşünüyoruz. Kanuniyetine insanda bunları sahiplenir. Sonra hakikati ise ona taşınmak. Esma'ya mazar olur. Burada kesiyoruz. Daha çok üstüde tercih var mı o şeyi? Abi bu şimdi tasavvuf vahiy kullanmıyor mu? O zaman diyor hayalde. Ha orada kullanmıyor çünkü hayal ediyorlar diyor. Fikir yok. Kullanmıyor abi, kullanmıyor. Kullanamıyor çünkü. Niye? Tasavvuf da zaten şeydir. Teslimiyet var ya, şeyhine teslim ol. Bir şey düşünme. Mok'taki bir Gassinhane'deki ceset gibi. Yani öyle kokulan. Ne diyorsa tamam doğrudur. Tasavvufta böyle olmuş ya. Yöntemi sana sunar. Sen uygularsın. Onu sorgulayamazsın. Ustak bile diyor ki ben dedim diye kabul etme. Yenge vurmadan almayınız diyor. Yani orada çok iyi biliyoruz ki yani sorgulama olmaz. İlim pek şey olmaz denir. Kimde ilim var? Üstteki tabaka sana yöntemini verir. Sen bunu yap, bunu çekeceksin. Neydi hatırlarsak abi, hemen dimadan, tasdiğinden giriyor direkt. Tasdik ettiriyor bir kere. Ettiriyor. Tarih tasavvufta şuradan giriyor. Tasdik ettiriyor, onun için aşağı bölgede kontrolü çok sağlam. Yani artık vahiy pek şey olmaz. Mesela adam galericidir, adam şarapçıdır, gider menzile, bir tövbe alır, bir tesbih alır, yoluna girer. Ya bu neyin nesiydi? Ya daha acaba İslam dünyasında meşrep var mı? Meslek var mı? Kendini nasıl inşa edecek? Ya bitti, beni cennete koyar. Salat işine bak. Akşam kendi odana da çek. Ondan sonra evet, tamam. Ne al? Ha işte o kadar yani. Yani onlar da vahiy yok mudur diye zatta fertler de o kadar olmaz, onu düşünmez. Hatta ilmi al bile okuyacağın zaman, kitap bile okuyacağın zaman şeyhinden icazet alması lazım. Şey mi diyeceğiz abi o zaman? Kullanmadığı zekaveti kullandı mı diyeceğiz? Bu konuda hiç zekaveti de kullanmıyor. O zeka tahakkuldeydi zaten. Evet. O zeka zaten orada. O zaten gelmemiş ki. Yani mana ismiyle baktık. Abim bak. Zeka da buradaydı ya. Adam şurada. Yani tahakkülü aşırtıyor orada aslında. Birisi hususi dünyasını yani tahayyül ve tasavvur ediyor orada. Aslında tahayyül tasavvuru da kullanıyor, oradan tahakkül hop atlatıyor, direkt tasdiye geçiyor. Oradan tam oluyor. Yok ya. Gene oluyor bir şeyler. Oluyor ama tam olmuyor yani şey çıkmıyor. Şey aslında oluyor, nasıl biliyorum, çerçevesi yok. Korkuyor, ölümden yine. Ölüm korkması başka bir şey. Başka bir şey. Yani bir sabah anlattım. Bir şey olsa korkmaz. Herhalde ben başta mı anlattım? İlk dersin başında mıydı? Ölüm korkusunu anlattım. En başta mıydı yoksa ortada mı? Ortada var. İlginç de var. Korkan var. Yani bunu bakın tahayyül ve tasavvur ediyorlar. Bu tanımanız gerekiyor. Burası serbest bölge. Fikir deyince otomatik akla giriyorsun, periyanoya götürüyorsun. Burada zanlar var, zekavet var, fikir var, tefekkür var. Esas en önemlisi vahiy var. Zanlar orada yok. Evet. Tasavvurda. Tasavvurda evet. Tasavvurda var zanlar. Kayıtlara yanlış geçmiş. Yanlış yapmayayım. Zanlar şeyde var. Evet. Tasavvurda var. Şuraya yapayım. Yazayım çünkü. Yazıyor abi. Zanlar. 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 Varmış. Heyecanlandınız abi. Tamam. Zekavet. Şuraya da yazayım. Bir tane ekeyim. Burada keselim. Namaz kılacağız. Bu haftalık da bu kadar. Vâhir davâhum en ilhamdülillâ rabbil âlemin el-Fâtiha.